ceza %20 oranında kesilecek. Ama mükellef her şeye rağmen şöyle diyebilir: ben bu görüşünüze katılmıyorum ey idare, ben vergiyi ziya uğratmadım diyebilir. Bu durumda bu mükellefler incelemeye ve takdire sevk edilecekler. İzaha davet edilenlerden, mükelleflerden 15 gün içerisinde hiçbir aksiyon almayan, hiçbir yere başvuruda bulunmayan, yani izahta bulunmayanlar madde hükmünden yararlanamıyor kesinlikle. Bu kanunun amir hükmü. Bunun bir tek istisnası var, o da şu: izahta bulunmamakla birlikte doğrudan vergi dairesine giden mükellefler olabilir, beyanname vermek için. Bunu da biz tebliğde düzenledik. Yani izahta bulunmamakla birlikte bunu direkt kabul edip vergi dairesine beyanname veren mükellefler izahta bulunmuş sayılacak. İzaha davet edilen mükellefler artık idarenin ıttılanma gibi bir şey bu konu, malumunuz olduğu üzere, pişmanlık müessesinden yararlanabilecek. Sunum bu kadar. Son olarak izah davet müessesinin şematik bir şekilde işleyişi çok kısa bir toparlamak açısından. Öncelikle veriler, izah davet kapsamındaki veriler komisyona aktarılacak. Komisyon, yani defter darlıklardaki ve vergi dairesi başkanlıklarındaki komisyon ön tespit yapacak. Daha sonra mükellefe bir yazı yazacak. İzah davet yazısı bulunmadı. Bunu tebliğ edecek mükellefe. Mükellef 15 gün içinde izahta bulunması lazım. Bu izah postayla olabilir, elden olabilir, internetten olabilir. Hatta komisyona bizzat gelip sözlü de olabilir, tutanaklı kayıt altına almak şartıyla. İzah tarihine itibaren en geç 10 gün içinde komisyon bir değerlendirme yapacak ve mükellefe geri dönecek. İzahın doğru, yanlış veya yetersiz gibi. Beyanname verip bu sürede, yani vergi ziya uğrattığını kabul edip vergi ve izah zammını ödeyen mükelleflere %20 oranında vergi ziya cezası uygulanacak. Az önce de bahsettim, bunun uzlaşması da var. Vergi ziya nedeni olduğu kesinleştiği halde beyanname vermeyen, ödemede de bulunmayan mükellefler de incelemeye ve takviye sevk edilecekler. İzah davetle ilgili kısaca müessese bu şekilde. Ben dinlediğiniz için teşekkür ediyorum, saygılar.